ve Çetin'e sordu. Bugüne kadar böyle birisiyle karşılaştın mı? Çetin gülümsedi. Mizah yönünüz de varmış. Hayır, dedi Arif Bey. Bu sadece iddianın gülüşlüğü. Gelelim asıl samimiyetsizlik örneğine. Buna samimiyetsizlik demek de az kalır. Bu doğrudan doğruya ilahi rahmeti iftira. İçini çekti, bir süre sustu. Sonra, adam yaptığı bütün müsbet işlere sahip çıkıyor. Ben yaptım, ben kazandım diye göğsünü gere gere anlatıyor bunları. Ama sıralı işlediği günahlara, yaptığı hatalara, ettiği zulümlere gelince kadere yapışıyor. Kaderimde bu varmış diye işin içinden çıkmaya çalışıyor. Evine giren hırsızı mahkemeye verirken kaderi unutuyor. Bu adam diyor, benim evime girdi, şuyumu çaldı, buyumu gasp etti. Hırsızın, ben masumum, benim kaderimde soymak. Bu zatın kaderinde de soyulmak varmış şeklindeki müdafasına kızıyor, köpürüyor. Çıldıracak hale geliyor. Ama sıra kendi işlediği günahlara gelince utanmadan ve sıkılmadan o hırsızın müdafasına sarılabiliyor. Böyle birisiyle neyi tartışacaksınız? Çetin başını önüne eğdi. İki elini birbirine kenetlemiş kollarını masaya yapıştırmıştı. Dalgınca seyrediyordu ellerini. Başını kaldırdı. Haklısınız dedi. O arkadaşlarımın da bu konuyu enine boyuna düşündüklerini sanmıyorum. Sadece laf olsun diye konuşuyorlar. Sizin de işaret ettiğiniz gibi kendilerini avutma çabası içindeler. Arif Bey, gerçek şu Çetin dedi. Biz her türlü işimizde, fiilimizde kaderin mahkumu değiliz. İhtiyari yani kendi irademizle yaptığımız faaliyetlerde serbest bırakılmışız. Bunu vicdanen biliyoruz. Bu fiiller de daha önce belirttiğim gibi isteyen biziz, yaratan ise Cenab-ı Hak. Bir süre sustuktan sonra, zaten dünyaya imtihan için gönderilmiş olmamız da bunu gerektirmiyor mu? Diye sordu. İmtihana giren bir aday dilediği salonda imtihan olamaz. İmtihanı istediği saatte başlatamaz. Soruların puanlamasını kendi tayin edemez. Bütün bunlar onu imtihan eden amirin tayini ve tespiti iledir. Fakat imtihan başladıktan sonra cevapları dilediği gibi verir. İmtihan süresince kendisine müdahale edilmez. Aksi halde buna imtihan denilmez. Şimdi soruyorum sana Çetin. İnsanlar bu dünya imtihanında diledikleri gibi hareket edemiyorlar mı? Çetin, edebiliyorlar diye cevap verdi. Arif Bey acı bir gülümsemeyle, öyleyse dedi neyin davasını gülüyor bu adamlar? Bir yandan işledikleri günahların sorumluluğundan kurtulmak için iradelerini bile inkâra kalkışıyorlar. Diğer yandan mesela pencerelerini taşlayan ve Allah'ın sorumlu bile tutmadığı küçük bir çocuğu dövmekten geri durmuyorlar. Bu sahne onları utandırmaya yetmiyor mu? Bak sana bir olay anlatayım. Bir zamanlar kaderin insan iradesini hiçe indirdiğini savunan birisi, alim ve arif bir zata şöyle der. Benim kaderimde namaz kılmak yok, olsaydı kılardım. Ve o zattan şu ilginç cevabı alır. Ben de yıllardır seni arıyordum, ta ki kaderimi sorayım. Yarınım hakkında bir şeyler öğreneyim. Ben yıllarca ilim tahsil ettiğim halde kaderimin ne olduğunu bilemiyorum. Sen kaderinde namaz kılmak olmadığını nasıl bilebildin? Yoksa leh-i mahfuzu mu okudun? Bu sözler karşısında adam neye uğradığını şaşırır, mahcup olur. Ve o zattan özür diler. Daha sonra kader konusunu tatlı tatlı konuşurlar. Çetin'in neşesine diyecek yoktu. Çok güzel dedi. Öyle ya, ne biliyor ki kaderinde namaz kılmak yok? Bir süre masada sessizlik hakim oldu.